Emek ve Dayanışma Günü'nde hepinizin Emek Bayramı'nı tebrik ederek sözüme başlamak istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Açık söyleyeyim, hangi meseleyi götürdüysek, hangi meseleyi proje haline çözüm denebilir halde projelendirdiysek Cumhurbaşkanımız destek verdi ve çözdük. Neleri çözdük? Neleri çözdük? Toplu sözleşmemizde olan her şeyi çözdük bir defa. Sendikacı arkadaşlarımız yanımızda 3600'ü çözdük. 3600 sadece 4 meslek grubuyla ilgili bir mesele olarak politik bir taahhüt olarak ortaya konmuştu. Onu bütün kamu çalışanlarına 600 ek göstergeye vererek hiç gündemde olmayan meslek gruplarının işin içine dahil ederek kapsamlı bir şekilde 5 milyon 300 bin kişinin faydalanacağı bir şekilde çözdük. Orada çözülmemiş bir konu var. Onu da arkadaşlarımızla, sendikacılarımızla, Sayın Başkan sizinle de zaman zaman görüştük. O da nedir? 3600 ek göstergeyi birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Onu o günkü şartlarda yapamadık ama o konuda önümüzde, dosyamızda çözüm yolumuz da hazır. Hatta kanun teklifimiz de hazır. İnşallah meclisin gündeminde yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak. Dolayısıyla toplu sözleşmemizde olan her şeyi çözdük. Neyi çözdük? Ne vardı Sayın Başkan? Sözleşmeli personel meselesi vardı. Sözleşmeli personel meselesini çözdük. Ne vardı? Memura refah payı meselesi vardı. İlk defa Cumhuriyet tarihinde toplu sözleşmede refah payı kavramını bu ocakta yaklaşık %14 enflasyon farkı her zaman vardı toplu sözleşmelerde ama refah payını ilk defa yaklaşık %14 oranında artırarak onu hayata geçirdik. Asgari ücretten ve çalışanların asgari ücret düzeyindeki gelirlerinden vergiyi kaldırdık. Bu yapısal bir düzenlemedir. Bu tarihi bir adımdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu meseleyi götürdüğümde emekçilerin asgari ücretinden de vergi almayalım. Bu haksızlıktır dedi ve bunu kökünden çözdük. Bu tarihi bir adımdır. 60 yıllık meseleyi çözdük. 15 Mayıs'tan itibaren kollarımızı sıvayacağız. Önümüzdeki dosyaları kapatamadığımız dosyaları açacağız ve onları çözeceğiz.